Selam arkadaşlar. Bu videonun başına karar veremedim açıkçası. Cehaletin sonuçları mı desem, yoksa ileri seviye Arapça bilgisi mi desem, yoksa bilmiyorum malum şahsa cevap mı desem, bilemedim yani. Gerçekten son derece saçma sapan iddialarda bulunuyor ve bu iddiaların temel sebebi de gerçekten cehalet arkadaşlar. Doruk'taki beyin altı ateist arkadaşı biliyorsun arkadaşlar. Kendisine birkaç defa video da yapmıştım. 10 tane videosuna cevap videosu yaptım. Kendisi buna cevap dahi veremedi, itiraz dahi edemedi. Ama işte Yakup Deniz'in yolundan giden birisi olarak kendisi de oltayı atalım da gelen gelsin mantığı hareket eden birisi gördüğüm kadarıyla. Kendisi bir videosunda Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın put olduğu sonucunu çıkarmış kendisi. Ve bunu iddia etmek için gerçekten bir insanın da Arapça bilgisinin sıfır değil, eksi seviyesinin olması gerekiyor. Neyse fazla uzatmadan ben direkt konuya giriş yapayım. Ankebut suresinin 17. ayeti, 25. ayeti ve Enbiya suresi 66. ayetlerine baz alarak bu arkadaşımız demiş ki Kur'an-ı Kerim'e göre Allah puttur demiş ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın put olduğunu onaylıyor demiş kendisi. Şimdi önce ayetlere bakalım arkadaşlar. Ankebut suresinin 17. ayetine diyor ki İnneme tabudune min dunillahi evsenen. Allah'ın dunundaki evsenlere tapıyorsunuz diye. Evsen yani vesene kelimesinin, put kelimesinin çoğulu. Bazıları burayı şu şekilde çevirmiş. Allah'ın dışındaki putlara kulluk ediyorsunuz diye çeviri yapmış. Tabi bazı meal yazarlar da burayı işte siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz diyerek bu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla Allah'ı bırakıyorsunuz da başka putlara tapıyorsunuz gibi sen anlamlar vermiş. Ve Doruk'taki beyin arkadaşımız diyor ki bunlar diyor kıvırıyor diyor. Yani gerçekten cehaletin verdiği özgüveni hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Ben Arapça bilen bir insanım. İleri seviye Arapçayı da biliyorum. Halebi, Zamahşeri, Fahrettin, Razi, Nehhas gibi böyle eski dil bilgini olan Müslümanların tefsirlerini de okumuş birisiyim. Ben bu adamların gramer açıklamalarını da bilen birisiyim. Fakat buna rağmen ben bir meal gördüğüm zaman, bir meal hatası gördüğüm zaman bu hatadır, bu kıvırmadır, bu ayeti çarpıtıyorlar falan diyemiyorum. Bilgili olmama rağmen diyemiyorum. Ama daha İmam Hatip seviyesinde Arapça bilgisi olmayan bir arkadaş, daha Arapçanın başlangıcında öğretilen bu şeyleri bile bilmeyen bir arkadaş çıkıp meal yazarlarını kıvırıyor, ayeti büküyor diyebiliyor. Gerçekten cehalet güzel bir şey arkadaşlar ya. Çünkü cahil olduğunuz zaman kendinizden çok rahat bir şekilde, çok emin bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Arapçada istisna yaparken istisnanın birkaç çeşidi vardır. Türkçedeki gibi değildir. Örneğin ben mesela desem ki Ali dışındaki bütün arkadaşlarım geldi desem bu doğru bir istisnadır Türkçeye göre. Fakat şöyle bir cümle kursam desem ki köpek dışında bütün arkadaşlarım geldi. Veya misafirler geldi de misafirlerin köpekleri hariç desem bu nasıl bir istisna olur? Bu Türkçe'de hatalı bir istisnadır değil mi? Veya örneğin ben desem ki sınıftaki bütün öğrenciler çıktı, müdürleri hariç desem bu hatalı bir istisnadır Türkçe'ye göre. Neden? Çünkü bir şey istisna yapıyorsanız istisna yapılan şeyin istisnaya dahil olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum ben mesela bütün arkadaşlarım geldi ama Ahmet gelmedi desem bu ne olur? Ahmet de arkadaşlarıma dahildir ama arkadaşlarından olan Ahmet gelmedi anlamına gelir. Fakat durum Arapça'da bu şekilde değildir. Arapça'da bazen istisna edilen şeyler istisna edilen şeylere dahil olmayabiliyor. Örneğin mesela siz şöyle bir cümle kurabiliyorsunuz. Bakın kaynağını da vereceğim ben bunun. Bu zaten dediğim gibi bunu İmam Hatip seviyesindeki öğrenciler dahi bilirler bunu. Bu arkadaşımız medrese okumuş güya. Onca yıl Arapça eğitim almış, onca yıl İslami eğitim almış. Ama nasıl olmuşsa bunu bilmiyor. Medrese okuyan bir öğrencinin bunu bilmesi gerekiyor. Ben medrese okumamama rağmen bile, kendi çabamla bile bunu biliyorsam, medrese okuduğunu iddia eden bir adamın bunu bilmiş olması gerekiyordu. Burada kaynağını da vereceğim size. Mesela şöyle bir cümle örnek verilmiş. Ce'e aliyyun illa gittahu. Ali geldi, kedisi hariç. Tamam da kedi bir hayvan, Ali bir insan. İkisi farklı şey ama ne oluyor? Arapçada bu ikisi istisna edilebiliyor. Yani sen Ali'yi kediden istisna edebiliyorsun. Bunu Arapçada munkatı istisna denilir ki kaynağını da vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir cümle daha örnek vereyim. Ra'eytu aliyyen illa beytahu. Ali'yi gördüm ancak evi hariç. Yani evinin, Ali'nin evi dışında kendisini gördüm. Arapçada bu şekilde de istisnalar yapılabiliyor. Hatta şöyle bir istisna da yapabilirsiniz. Sınıftan bütün öğrenciler çıktı, müdür hariç. Arapçada bu şekilde bir istisna yapabiliyorsunuz. Yani kısacası Arapçada bir şeyi istisna ederken bunlara munkatı istisna denir ve istisna etmiş olduğunuz şeyler diğerlerine dahil olmak zorunda değildir. Şimdi ilgili ayete gelelim arkadaşım bahsetmiş olduğu ayete. Ayette diyor ki min dunillahi evsenen. Duni kelimesi bir istisnadır ama asıl anlamı zaten hariç değildir. Ona birazdan geleceğim. Burada ayette doğru meale şu şekildedir aslında. Allah'ın berisindeki bir takım putlara tapıyorsunuz. Bu ayetlerde yani Allah aslında puttur da Allah diğer putlardan istisna ediliyor gibi bir durum yoktur. Arapçada bir şey istisna ediyorsanız istisna etmiş olduğunuz şey diğerlerinden farklı bir cins olabilir. Az önce örneğini verdiğim gibi öğrenciler sınıftan çıktı, müdürleri hariç gibi veya misafirler geldi, köpekleri hariç gibi. Böyle kendi cinsinden olmayan farklı iki sınıfı bile Arapçada istisna edebiliyorsunuz. Bu demiş olduğum gibi İmam Hatip seviyesindeki öğrencilerin dahi bileceği bir şeydir arkadaşlar. Benim kendi uydurduğum bir şey değil. Kaynağını size zaten vereceğim.
Şimdi ilgili ayete gelecek olursak, ilgili ayette diyor ki min dunillahi evsenen. Şimdi duni kelimesi Arapçada aslında bir şeyin aşağısı demektir. Tamam, o da istisna amaçlı kullanılan bir şeydir ama normalde bir şeyin aşağısı demektir. Mesela ayette der ki Allah şirki bağışlamaz ancak bunun dunundakileri bağışlar der. Yani şirki en üstü tutuyor. Şirkin aşağısında kalanları bağışlar. Allah onu söylüyor yani. Allah diyor şirkin aşağısında kalanları bağışlar diyor. Bu ayette de Allah yani min dunillahi evsenen derken Allah'ı en üst makama koyuyor. Onun sonrasında gelenleri insanlardı, hayvanlardı, kainattı, putlardı, her şeyi aşağı kategoriye koyuyor ve diyor ki siz en üstte olan Allah'ı bırakıyorsunuz, onun aşağısındaki putlara tapıyorsunuz anlamına geliyor bu ayette. Şimdi duni kelimesinin anlamı bu ve vermiş olduğum bilgi ışığında Arapçada istisna edilen şey istisna edilen şeyin cinsinden olmayabiliyor arkadaşlar. Ve bu ayette de aslında Allah bir put falan sayılmıyor. Burada Allah kendilerinin tanrı olarak saymış olduğu şeylerden istisna edilerek Allah'ı ayrı bir konuma koyuyor. Fakat arkadaşımız munkati istisnanın ne olduğunu bilmediği için bu kadar mealin işte Allah'ı bırakıp da bir takım putlara tapıyorsun şeklinde vermiş olduğu mealleri veya benim gibi meal verenler işte Allah'ın berisindeki putlara tapıyorsunuz gibisinden ifadeleri baz alarak diyor ki bu adamlar diyor ayetleri kıvırıyor diyor. Bu adamlar diyor işlerine gelmişleri eğip büküyorlar diyor. Kıvırıyor diyor yani. Velhasıl arkadaşlar ilgili ayetlerde Allah'ın put olduğu sonucu falan çıkmıyor. Hadi biz diğer ayete de bakalım. Ankebut suresi 25. ayeti. Siz sadece Allah'ın dunundaki olan bir takım putları edindiniz. Yani ilahlar edindiniz. Burada yine duni kelimesi kullanılıyor. Allah'ın berisindeki putları tanrı edindiniz anlamında. Yoksa burada Allah da puttur da siz Allah putunu bırakıp başka başka putlara taptınız falan anlamda değil. Çünkü burada munkatı istisna vardır. Demiş olduğum gibi istisna edilen şey istisna edilen şeylerin cinsine dahil değildir. Diğerlerine dahil değildir. Yani bu ayetten Allah puttur da Allah'ın dışındaki putlara tapıyorsun diyerekten bir anlam çıkmıyor. Çünkü bu Arapçada munkatı istisnadır. Ya şimdi işin dil boyutunu, dil bilgisi boyutunu bir tarafa bırakalım. Bir insan her şeyden önce der ki ya şu Kur'an başından sonuna kadar diyor ki Allah'tan başka tanrı yoktur, Allah'tan başka hiçbir şey ilah değildir, putlara tapmayın, putlar en büyük düşmanınızdır, putlar insanlar ünlüdür, putlar Allah'ın düşmanıdır diyor. Yani kısacası kitabın öz mantığı bu. Bir insan ateist de olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa yani Müslüman olmasına bile gerek yok. Sadece mantığını kullanarak bile diyebilir ki ya bu kitap özünde putlara karşı savaş açıyor. Taştan heykellere tapmanın şirk olduğunu söylüyor. E buna rağmen kalkıp da Allah'ın put olduğunu hiç iddia eder mi? Der. Ama arkadaşımız o mantığı bile devre dışı bırakarak demiş ki yani daha Arapça bilgisi bile olmaksın demiş ki efendim burada Allah put sayılıyor demiş. Cehaletin getirdiği son nokta budur arkadaşlar. Ben artık ne yapayım bilmiyorum, size Arapça dersi mi vereyim ne yapayım yani. Ve örnek verdiği bir diğer ayet daha Enbiya suresi 66. ayeti. Diyor ki Gale dedi ki Efe ta'budune min dunillah. Allah'ın berisindekileri mi tapıyorsunuz? Niye tapıyorsunuz? Me la yenfe'ukum şey'en ve la yedurrukum. Yani size herhangi bir menfaati, hiçbir faydası, hiçbir zararı olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Allah'ın berisine, yani putlara. Yani bu da diyor ki Allah diyor bu istisna edilen şeylere dahildir. Allah bir puttur diyor arkadaş kendisi. Demiş olduğum gibi yani artık daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben böyle kendisi gibi 5 dakikalık konuyu 15 dakika 20 dakika uzata zamanınızı harcamak isteyen birisi değilim. Fakat şuradaki arkadaşlar gerçekten bilgisizliğin getirisini, sonucunu siz görün arkadaşlar. Ve bu arkadaşa bakın bu konuyla ilgili itiraz videosu dahi çekmeyecek çünkü yalan söylediğini kendisi de biliyor. Çarpıtma yaptığını kendisi de biliyor. Ama amacı dediğim gibi Yakup Deniz mantığıyla oltaya atayım gelen gelsin işte. Cahiller kansın da kanmayanlar çok da umurumda değil falan diyor. Ben normalde bir insanın saçmalamasına kızan bir insan değilim. Bir insan ateist olabilir, Müslüman olmayabilir, Allah yok diyebilir. Bir insan Kur'an'da bilimsel hata vardır da diyebilir. Benim en çok karşı çıktığım şeyden birisi. Fakat buna rağmen ben sinirlenmiyorum. Benim sinirlendiğim nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bilgisi olmayan bir adam çıkıyor. Burada diyor meal yazarları kıvırıyor diyor. Saçma sapan sonuçlar çıkartıyor. Ya adam sebega kelimesinin başına ma gelirse sebega öne geçmek. Ma sebega olursa sizden önceki anlamına gelir diyor. Ya şunu söyleyin İmam Hatip öğrencisi bile güler bu iddiaya. Bu tarz Arapça bilgisi olan bir adam çıkmış, meal yazarları kıvırıyor. Ayette Allah puttur yazıyor. Biz gerçekleri söylüyoruz, Müslümanlar yalan söylüyor. İstediğiniz kadar kıvırın diyor. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz iddiaları duyduğunuz zaman gidin araştırın, sorgulayın ve bu kitlelere inanmayın. Bu arkadaşlara inanmayın. Bu arkadaşların amacı gerçekten samimi değil. Bu arkadaşlar bir şey bilmiyor, bilmiş gibi yapıyor. Daha çıkmış ben medrese okudum, ben Arapça biliyorum diyor. Adamın Kur'an okumasına bile Arapça bilmediği o kadar aşikar ki yani. Neyse bu kendisi yönelik bir eleştiri diye ben bu iddiaya da cevap vermek istedim. Çünkü bazı Müslümanlar da takılmış bu konuya gördüğüm kadarıyla. Yani bu ayetlerde demiş olduğum gibi Arapçada munkatı istisna denilen ayrık istisna denilen bir istisna çeşidi vardır. Bir şeyi istisna ediyorsanız istisna etmiş olduğunuz şey onlara dahil olması gerekmiyor. Demiş olduğum gibi. Buradaki min dunillahi evsene ifadesi Allah'ın dışındaki putlar anlamına gelmez. Allah'ın berisinde olanlara yani putlara şeklinde bir munkatı ayrı istisna vardır.
demiş olduğum gibi bunu biliyor olsaydı böyle saçma sapan bir iddiada bulunmazdı. Neyse arkadaşlar, konu bu kadardı. Fazla uzatmaya da gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve inşallah bundan sonra, umarım bundan sonra artık bu iddialara kanmazsınız yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.